meclis arkadaşlarım, çok kıymetli turizm dostlarım. Öncelikle Antalya'nın gençlerde hayırlı olsun arkadaşlarım. Bugün genel kurulumuzu yaptık. Kıymetli turizmcilerle, meclis arkadaşlarımla birlikte. Muhtarım başkanım, özellikle çok teşekkür ediyor vatandaşlar bu konuda. Personel için, hastalar için çok teşekkür ederim. Şu an hastane kendisi. Ben bir şey daha soracağım. Tabii buyurun. Doğum gününde. Muhittin Böcek Başkanımızı ilk geldiği güne nazaran çok daha iyi şu anda. Yoğun bakımda zaten direkt devralmıştık, yoğun bakım almıştık kendisine. İlk geldiği anda tabii şu güne nazaran daha kötüydü. O yüzden almıştık zaten biz de onu. Şu anda çok çok daha iyi. Özellikle geçen haftaya göre bütün bulguları, akciğer bulguları çok daha iyi. Şu anda infeksiyonla mücadele ediyoruz ama diğer organları gayet iyi durumda. Makineye bağlı ancak kendinde bilinci, şuuru yerinde. Bu anlamda gayet iyiye gidiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Muhittin Böcek Başkanımı takip eden doktor arkadaşlarım daha net söyleyeceklerdir ama ara ara denenmekle beraber çok uzun süreli olamıyor şu anda ama bunun için uğraşılıyor zaten. İnfeksiyon bizim için en büyük handikap. Ama onun dışında bilinci yerinde. İletişim sağlıyor bizimle beraber. Şu anda kolları gayet iyi durumda. Fiz tedavi süreci devam ediyor. Zaten uzun süre yatan her hasta için bu böyledir, prosedür böyledir. Bir güçsüzlüğü, kas kaybına bağlı bir miktar olmakla beraber onların da daha iyi gideceğini düşünüyoruz. En büyük merak konusu hakikaten menüsü aslında. Evet, ara ara kendine geldiği zaman bazı istemleri oluyor. Ağızdan besleniyor yavaş yavaş, mümkün mertebe. Canın istediği şeyler oluyor, onu söylüyor. Onları da kendisine temin ediyoruz. Bu tarhana çorbası mıydı? Valla işte her gün bir şeyler canın istediği şekilde yiyip içiyor başkan. Bugün tarhana, yarın mercimek. Bu şekilde. Günlük yemek yiyebiliyor o zaman. Tabii tabii, günlük ufak ufak yemeklerini yiyor. Makineden ayrıldıktan sonra yavaş yavaş konuşmaya başlayacak elbette. Bilinci yerinde herhangi bir sıkıntı olmayacak ama tabii ilk etapta biraz daha güçsüzlüğü olur ama ondan sonra yavaş yavaş toparlayacaktır. Tabii şöyle, şu an COVID servisinde ben buradan hem üniversitemizde çalışanlarına, özellikle Muhittin Böcek Başkanımızla ilgilenen doktor arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Can siperhane çalıştılar. Herkes, bütün hastalarımıza olduğu gibi Muhittin Böcek'i titizlikle takip ettiler. Bu bağlamda devam ediyoruz tabii tedavisine. Ha, yakınları COVID servisinde olduğu için tabii sürekli herkesin içeri girip çıkması hem onun için hem yakınlar için çok iyi olmayacağı için ara sıra uzaktan yakınları görebiliyorlar. En başından beri gerek Sağlık Bakanımız olsun, gerek Cumhurbaşkanımız olsun hakikaten çok ilgi gösterdiler, takip ettiler ve İl Sağlık Müdürümüzle beraber gerekli her tür desteği sağladılar. Hala biz onlarla iletişim halindeyiz, bilgi alışverişine devam ediyoruz. Çok yakından ilgilendiler hakikaten Muhittin Böcek Başkanımızla. Tabii bunu da söylemek istiyorum aslında, hani biz mümkün mertebe doğru bilgileri vermek bizim görevimiz. Çünkü sonrası için herkes gerçeklerle karşılaşacak. Bu anlamda bizden doğru bilgi olmaması, çıkmaması mümkün değil. Bu açıdan bize itibar edilmesi daha iyi olur. Çünkü başkaları bizim adımıza konuşabiliyor ama en doğru bilgi her zaman üniversitemiz tarafından verilen bilgidir. Gelecek hafta içinde inşallah biraz daha iyi giderse zaten yine başkanımızla ilgili güzel haberleri ekibimiz, başhekimlik, yine Muhittin Böcek Başkanı takip eden doktor arkadaşlarım size verecektir. Her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Bazı kriterlere sahip olması lazım, iyi kriterlere. Bunlar olduğu zaman yine bu doktor arkadaşlarım tabii ki karar
verecek. Bu onların alanı ve onların hastası. O da, karar verildiği anda evet makine ayrılabilir, yukarıya çıkabilir aşamasında. İnşallah o aşamaya gelebilirsek elbette ki servise alınacak ama şu an için herhangi bir zaman vermek de çok da doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yoğun bakım hastası infeksiyon hali hazırda mevcut. Her yoğun bakım hastasında olduğu gibi bu hasta için de çok %100 konuşmak çok hoş olmaz. Çünkü her şeyle karşılaşabiliriz. O zaman biz mahcup oluruz. Ve sevenleri de hayal kırıklığı yaşarlar. Bu anlamda güzel haberler geliyor. Ancak yine de temkinli konuşmakta fayda var. Kriterler düzgün olduğu ve istediğimiz düzeyde olduğu zaman inşallah servise almayı planlıyoruz. Ama şu an için herhangi bir net kesin bir tarih vermek çok da doğru olmaz.